Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Çilekli tart yapıyorum. Malzemelerimi hazırladım. Burada 200 gram dolaptan yeni çıkmış soğuk tereyağı var. Küp küp doğradım, hazırladım. Bir paket vanilin, bir tane yumurta, 3 su bardağı un, 4 yemek kaşığı toz şeker, bir tutam da tuzumuz var. Hamurumuzu robotta yapacağız. Un, şeker, vanilya, tuzu karıştırdım. Robota aldım. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Robotu çalıştırdım. Yağlarımızı tek tek robotun içine atıyorum. Hamurumuz kum kıvamında olacak. Hamurun kıvamı böyle kum gibi dağılacak. Sıktığımızda da birbirine yapışacak. Şimdi yumurtasını ekleyeceğiz. Robotu çalıştırıyorum. Bir tane yumurtayı ekliyorum. Hamur toparlanana kadar çalıştırmaya devam ediyoruz. Hamurumuz toparlandı. Şöyle elimle şekil veriyorum. İki pişirme kağıdı arasında merdane veya oklavayla tart kalıbından 2-3 santim büyük olacak şekilde açıyorum. Dolapta 10 dakika dinlendirdim. Şimdi kalıba yerleştireceğim. Oklavayla alıp kalıba yerleştirdim. Elimle düzeltiyorum. Kenarlardan çıkan parçaları da içine tekrar yerleştirdim. Tartımız hazır. Şimdi çatalla delikler açıyorum. Fazla kabarmaması için yapıyoruz bu işlemi. Üstüne bir pişirme kağıdını seriyorum. Burada bir miktar bakliyat var. Ağırlık yapması için üstüne döküyorum. Tartın şeklinin bozulmaması için bu işlemi yapıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat pişmeye bırakıyoruz. Tartımız pişerken kremasını hazırlıyorum. 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şekeri tencereye aldım. 3 yemek kaşığı tepeleme un, bir tutam da tuzu atıyorum. Ocağın altına açtım. 1-2 dakika malzemelerin ısınmasını sağlıyoruz. Karıştırıyorum. Malzemelerimiz ısındı. Şimdi 3 su bardağı sütü karıştıra karıştıra ekliyorum. Kremamız kıvam alıp kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Kaynamaya başladı. 2 yumurta sarısını çırptım. Üstüne 1 kepçe kadar krema ekliyorum. Yumurtayı ılıştırıyorum. Kesilmemesi için çırpıyorum. Kaynayan kremaya yumurtayı karıştıra karıştıra ekliyorum. Kaynamaya başladı. 50 gram tereyağı ekliyorum. Yarım paket de vanilin. Ocağın altını kapatıyorum. Yağ eriyene kadar karıştırıyorum. Bir paket beyaz çikolata ekliyorum. Eriyene kadar karıştırıyorum. Krema hazır. Soğuması için bir kenara alıyorum. Kabuk tutmaması için ara sıra karıştıralım.
Yarım saat geçti. Şimdi tartın üstündeki pişirme kağıdını bakliyatla birlikte alıyorum. Bir 10 dakikada üstü açık bir şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Tartımız fırından çıktı, soğudu. Şimdi kalıbından çıkartıyorum. Soğuyan kremayı tartın üstüne döküyorum. Güzelce düzeltiyorum. Şimdi süslemesini yapıyoruz. Çileklerim var. Burada da yaban mersini. Çilekleri ikiye böldüm. İstediğimiz şekilde süsleyelim. Dolapta 1-2 saat dinlendirdikten sonra tartımız servise hazır. Hemen bir dilim çıkartıp iç dokusuna da bakalım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Harika görünüyor. Yapanlara afiyet olsun. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.